Tabii bizim için kaybedeceği bir şeyler olan bir takımın böyle bir deplasmana gelmesi, ligin bitmesine 3 hafta kala. Sadece maç önünde baktığınız zaman rakibiniz iddiasız bir takım gibi, ligi bitirmiş gibi gözükse de bu ligin çok üzerinde oyunculara sahip. O yüzden bizi yetenekli oyuncular maç öncesi çok tedirgin ettiler. Çünkü kaleye yaklaştıklarında skor yapma becerileri çok yüksek. Bu ligin üzerinde bir takım. İddiası olmaları bizim için bir avantajdı ama gene de oynadılar. Zaten bu çok doğal, çok normal. Biz çok derinde bekledik. Daha çok topun rakipte olduğu anları iyi oynamamız gerektiğini biliyorduk. Ve bir hafta buna biraz yoğun mesai verdik. Ve takımın savunma duruşu, bireysel ve grup savunması, sektörlerin savunması açısından iyi bir savunma duruşu sergiledik. Oyunun ilk yarısında birkaç tane geçiş hücumu yakaladık. Oralardan belki bir gol buluruz diye umut ettik ama o topu, o final pasını geçirmekte zorlandık. Bir de zeminin biraz su tutmuş olmasının sebebi kontratak futbolunu biraz engelledi. Sonucunda bir puan aldık. Eyüpspor'u şampiyonluğundan dolayı, Arda Hoca'yı şampiyonluğundan dolayı tebrik ederim. Süper Lig'de yolları açık olsun. İnşallah Türkiye Süper Ligi'ne de bir renk getirirler. Açıkçası şaşırdım. Çünkü geçen haftaki Manisa'daki kadrodan çok fark vardı. Ben de maç öncesinde daha az oynayan oyuncuları oynatır diye düşünüyordum Eyüpspor. Öyle yapmadı ama onların iç işleri herkes mülkünde istediği gibi tasarruf eder. Öyle karar vermişler. Öyle yani. Çok zor günlerden geldik biz. Siz Bolu'da Bolu basın olduğunuz için biliyorsunuz. Ben Bolu Spor'a geldiğimde hem puan anlamında hem kadro anlamında çok ciddi sıkıntılar vardı. Bir de Bolu Spor, ben çok defa ifade ettiğim gibi sadece Savaş Başkan ve arkadaşlarının gücüyle ayakta kalıyor. Çok kolay değil. Bolu Spor'un o kadar ekonomik gücü yok. Böyle takımlarla yarışmak, büyükşehir belediyelerin desteğini alan takımlarla yarışmak Bolu Spor için gerçekten güç. Çok değerli bir sezon geçiriyoruz bence. Biz devre arasında 12 oyuncu gönderdik, 7 oyuncu aldık ve bunlar kolay şeyler değil. Bugün 47 puana ulaştık. Tabii Altay maçı, sonra Manisa deplasmanı, arkadan da 3 Çorum 3 hafta kaldı. İnşallah hak ediyoruz, çok çalışıyoruz. Herkesin belki küme düşme potasında olacak diye düşündüğü Bolu Spor'u bugün itibariyle 47 puanla puanlar eşit. Ama gençler ve Bandırma'dan ikili avarajlı önde olduğumuz için şu anda avantajlıyız. İnşallah içerideki 6 ay maçını kazanıp sonra da kalan 2 maçtan o günkü koşullar, şartlar neyse, ne gerekiyorsa onu yapıp Bolu Spor'u playoff'a bırakırız diye umut ediyorum. Çünkü şehir özlemiş, 31 yıl olmuş. Bu playoff'a kaldığınız zaman şartlar eşit. Çok örnekleri var. Bilmiyoruz, Allah biliyor, belki de oradan çıkarız, bilmiyorum. Bolulardan ricam, bu kadar emek veren, bu kadar hem yönetim anlamında hem oyuncular hem teknik ekip anlamında bu kadar emek veren bu takım onların. İçeride 2 tane maçımız kaldı. Tribünleri doldurmalarını istiyorum. Ne diyeyim, biz onların şehrine hizmet ediyoruz.